Sevgili öğrenciler merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz atılganlık. Bu dersimize neler öğreneceğiz? Atılganlık nedir? Atılgan davranışlar sergilemek için neler yapmalıyız? Bu dersimize bunları öğrenmiş olacağız. Dersimize ilk olarak bir senaryo ile başlayalım. Okullarda özellikle karşılaştığımız, farklı durumlarıyla karşılaştığımız bir senaryo. Bunu bir okuyalım ilk olarak. Öğle arasının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorsun. Çünkü o gün evden kahvaltı yapmadan çıkmıştın. Öğle arası oldu ve hızlıca kantine gittin. Amacın en sevdiğin sandviç almak ve karnını doyurmaktı. Sıraya girdin ve sıranı bekliyorsun. Ancak bazı öğrenciler arkada olmasına rağmen senin önüne geçiyordu. Tam tepki verecekken susuyorsun. Bu durum belli bir süre devam etti ve sen aynı şekilde tepki vermeye karar vermişken yine sustun. Tam sıra sana geldi ve kantindeki görevli sandviçlerin bittiğini söyledi. Bir sonraki ders hazır olacağını ifade etti. Sen de bir sonraki dersi beklemek için sınıfına geçtin. Deminki senaryomuzu düşünerek bir dakika gözlerimizi kapatalım. Senaryodaki kişinin yerinde olduğunu hayal et ve aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışalım. Hakkını savunabildin mi? Düşüncelerini dile getirebildin mi? Duygularını dile getirebildin mi? İstediğini elde edebildin mi? Kendi hakkını savunurken başkasının hakkını yedin mi? Düşündüysek şimdi birazcık bakalım. Bu sorulara verdiğimiz cevaplar sizin atılgan birisi olup olmadığına dair ipuçları verecektir. Atılganlık diyoruz ama bu atılganlık neymiş bakalım. Atılganlık kişinin duygu, düşünce ve isteklerini başkalarının hakkına girmeden ve onlara zarar vermeden dile getirmesi ve yapabilmesidir. Şimdi öğretmenim deminki olayda hatırlarsanız birazcık ona bir bakalım. Atılgan demiştik yani öğrenci sıraya giriyor. Öğrencilerimiz düşündü. Evet. Birazcık ona bakalım. Burada hatta geriye gelelim. Bu senaryomuzda hakkını savunabildi mi? Daha önceden mesela böyle bir olayla karşılaştığımızı düşünelim. Evet. Çok acıktık. Sabah kahvaltı yapmalıyız ama yapmadık. Yapmadan geldik. O gün bir aksilik oldu. Kaç teneffüste onu bekliyorsun ve sandviç yiyecekken sıraya giriyorlar. Başkaları alıyor. Ben alamıyorum. Hakkını savunabildi mi bu öğrencimiz? Hayır, savunamadı. Düşüncelerini dile getirebildi mi? Hayır, maalesef. Duygularını dile getirebildi mi? Hayır. İstediğini elde edebildi mi? Hayır, edemedi. Hatta bir iki ders daha bekleyecek. Zaten son derse geliyoruz evet. Yani. Kendi hakkını savunurken bir başkasının hakkını yedi mi? Hakkını savunamadı zaten. Hayır, çünkü hakkını savunamadı değil mi öğretmenim? Evet. Burada artık öğrencilerimiz atılganlığın tanımını öğrendiğine göre şunu söyleyelim. Sevgili öğrenciler, atılganlıkla ilgili önemli olan şey şudur. Bir başkasının hakkını kesinlikle yemiyoruz ve bir başkasının alanına girmiyoruz. Burada öğrencimiz çok güzel bir şekilde kendisini ifade etseydi, saldırganca davranışlar sergilemezdi, atılgan davranmış olurdu. Ama bunu yapamadığı için ne oldu öğretmenim? Aç kaldı değil mi? Hakkını savunamadı, aç kaldı. Bu atılgan bir kişi olmadığını gösteriyor aslında evet. Bizim için. Şimdi atılgan olmak diyoruz. Atılgan olmak bize ne kazandırır? Birazcık da buna bakalım. Özgüvenimiz artar. Yeni bir kavram geldi gibi. Evet. Özgüven ne demekmiş acaba? Acaba ne demek öğrencilerimiz bunu biliyorlar mı? Özgüven. Şimdi sevgili öğretmenim, güven bir insana duyulan nedir? O insana güvenmektir değil mi aslında? Evet, evet. Özgüven de kişinin kendisine güvenmesidir. Kendisine güvenmesi için tabii ki de bir insanın atılgan olması gerekir, kendisini iyi tanıması gerekir. Bu tarz niteliklere sahip olursak özgüveni yüksek, yani kendisine inanan ve güvenen bir insan oluruz. Anlaştık. Özgüven çok netleşti şu an için bizim için. Yani atılgan olan kişinin özgüveni artmış olur zaten. Evet. Tamam. İletişim becerilerimiz gelişir. Öz saygımız ve başkalarının bize olan saygısını arttırır. Evet. Yeni bir kavramımız var. Şimdi özgüvenden yola çıkalım öğretmenim. Özgüven kendimize duyduğumuz güvendi evet. Ya. Öz saygı da kendimize duyduğumuz saygıdır. Şimdi bence şöyle bir şey var zaten. Bir insanın başkalarına saygı duyabilmesi için öncelikle kendisine saygı duyması gerekiyor. Bu da neyi götürüyor bizi? Öz saygıya götürüyor. Yani bunların hepsi olumlu bir şey, olumlu şeyler. Atılgan olan kişi de bunlar artar.
karar verme becerilerimiz gelişir ve kişisel memnuniyetimiz arttırır. Atılgan olmazsak neler kaybederiz? Deminkilerin aslında tam tersidir. Evet, bunlar tam güzel tersi. Şeyler olduğu için bunları bunlar kaybetmiş da kötü oluyoruz. Şeyler, evet. Özgüvenimiz düşer. Sürekli fedakarlık yapmamız gerekir ve bu bizi çok yorar. Öz saygımız düşer. Başkaları da bize saygı duymaz. Hayır diyemediğimiz için mutsuz oluruz. Hayatımızı başka insanların işleri ve kararları yönlendirir. Atılgan davranışlar sergilemek için konuşmadan önce ne söylemek istediğimizi iyice bir düşünmeliyiz. Başkalarının sana bir fikir dayatmasına izin vermemelisin. Düşüncelerini dile getirirken karşıdaki insanı kırmamaya da özen göstermeliyiz. Düşünceni açık ve net bir şekilde dile getirmeliyiz. Burada özellikle öğrencilerimize genelde bize gelip en çok sorduğu şeylerden biri hayır dersem ne olur diyor. Hayır dersem arkadaşlarım bana küser mi? Bazen ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir. Kendimizi net bir şekilde ve kırıcı olmadan ifade edersek hayır demek sorun olmayacaktır. Aslında aynı şeyi farklı kişilerde söylese birini kabul edip birini kabul etmiyoruz. Burada söyleyiş tarzı değil mi? Evet, İletişim dediğimiz kesinlikle. Aslında. Önemli. Bununla ilgili öğretmenim bir tane etkinlik yapalım mı? Karşılıklı yapalım, diyaloglar. Evet. Tamam. Şimdi hayır demeyle ilgili bakalım iki tane diyalogumuz var. Öğretmenimizle birlikte onu gerçekleştirelim. Benim adım Ali olsun. Öğretmenimizin adı da Selin olsun. İlk kısmımıza geçelim. Selin, kalemini bana verir misin? Hayır, bıktım senin isteklerinden. Bir kalem istedim ve ters bir tepki aldık. Nasıl bir durumdayım ben şu an? Resimdeki arkadaşımız gibi üzgün müyüm? Evet. Neye dikkat edeceğiz? Kalem verdi mi? Vermedi. Tamam. İkinci kısmımıza geçelim. Selin, kalemini bana verir misin? Ali, sana hayır diyeceğim için çok üzgünüm. Ancak bu benim tek ve en sevdiğim kalemim. Yine kalemi vermedi ama ben üzgün müyüm? Hayır. Buradaki durum ne o zaman? Nasıl ifade ettiği değil mi? Bakın burada beni ters bir şekilde geri çevirdi. Moralim bozuldu. Burada gayet net bir şekilde kendini ifade etti. Düşüncesini söyledi. Özellikle tek kalem olduğu belki bir anlam bir değeri var. Bunu da ifade ediyor bana. Ve nedir? Ben burada bir neden olduğunu bildiğim için daha net oluyorum ve moralim bozulmuyor. Evet. Üzgün olmuyorum. Zaten şöyle bir şey var değil mi öğretmenim? İletişimle ilgili yapılan araştırmalarda bize şunu gösteriyor. Aslında iletişimde kelimeler çok önemli değil. Daha önemli olan şey o kelimeleri ne şekilde söylediğimiz, ses tonumuzla, duruşumuzla, yüz ve göz hareketlerimizle bunları ne şekilde ifade ettiğimizdir. Tıpkı burada Ali ve Selin örneğine de gördüğümüz gibi ben her ikisinde de kalemi öğretmenime vermedim. Ama bir tanesinde çok sert ve kırıcı bir şekilde dile getirdim. Bir diğerinde de daha makul sebeplerimi açıklayarak ve onu kırmamaya özen göstererek söylediğim için zannedersem öğretmenim bana kırılmadı. Evet, özellikle biz bundan sonra nasıl davranıyoruz? İkinci kısımda olduğu gibi kendimizi hayır diyeceğimiz zaman bile net bir şekilde duygu ve düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Konumuzun başlığı da olduğu gibi atılganlıkta atılganlığımızı geliştirmek için neler yapmalıyız, nasıl aşamalar var bunlara bakalım. İlk olarak davranışlarımızı gözlemleyeceğiz. Sonra gerçekçi amaçlar ve tepkiler belirleyeceğiz. Atılgan davranman gereken durumda verdiğin tepkileri hayal edeceksin. Aslında şöyle birazcık senaryo gibi hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Şu an bir uygulama yapmadık. Bir de bununla ilgili öğretmenin biz önceki derslerimizde, oturumlarımızda bir trafik ışığı örneği vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Hani sarı ışıkta duruyorduk, tepkilerimizi düşünüyorduk ve ondan sonra harekete geçiyorduk. Aslında üçüncü maddede söylenmek istenen tam da bu gibi geldi bana. Evet, özellikle zorbalık konusunda işlediğimiz trafik ışığı burada bizim işimizi görecekti. Dördüncü aşamamızda bu tepkilerde güçlü ve güçsüz yönlerini not et. Memnun olduğun tepkileri sürdür. Etkisiz bulduğun tepkileri değiştirmek için alternatif tepkiler geliştirmeye çalış. İhtiyaç duyarsan yardım iste. Etkili olduğun bir modeli gözlemle. Çevrende özellikle arkadaşların nasıl davrandığı ile ilgili bunları gözlemleyebiliriz. Ailemiz de olabilir, öğretmenimiz de. Kendini denemekten ve yeni yollar keşfetmekten korkma. Atılganlığımızı geliştirmek için bu basamakları uygularsak
bizim için çok daha iyi olacaktır. Burada atılganlık dediğimizde aslında öğrencilerimiz arasında en çok karıştırılan kısımlardan biri de hocam atılgan olmak saldırgan mı? Nasıl aslında zorbalıkta da karıştırdığımız gibi burada da atılganlıkta karıştırıyoruz. Saldırgan mı, çekingen mi? Bunlara bir bakalım. Konuşma, çekingen kişi neymiş? Çekingen kişi konuşması gerektiği anda tepki vermeyerek genel fırsatı kaçırdıktan sonra çözüme yönelik yolları aklına getiren kişi. Özellikle mesela derslerimiz olabilir mi? Öğretmenimiz bir soru soruyor. Cevabı biliyoruz. Söyleyemiyor değil mi o kişi mesela? Evet, hatta sonradan başka bir öğrenci oradan çıkıp da doğru cevabı veriyor ve o öğrenci ah böyle içinden ben söyleyecektim, keşke söyleseydim, bu pişmanlıkları yaşarken ne oluyor? Bir başka atılgan öğrenci, kendisini ifade edebilen öğrenci çıkıyor, kendisini ifade ediyor ve bizler sadece üzülmekle yetiniyoruz. Çekingen kişi bu. Saldırgan kişiye bakalım. Sonradan pişman olacağını bilse de aşırı güç ve tepki gösterip olumsuz izlenim bırakan kişidir. Saldırgan, zorbalık konusunda da işlemiştik. Zorba olan kişidir aslında. Bilerek ve isteyerek yapmış olduğu davranışlar var. Dürtüsel kişiler demiştik. Bunlar o gruba mı giriyor acaba öğretmenim? Direkt içinden ne gelirse hiçbir kurala bakmadan, karşıdaki kişiyi hiç düşünmeden, sonuçlarını hiç düşünmeden aslında davranıyor. Atılgan kişiye isteğini uygun bir şekilde ifade ederek amacına ulaşabilen kişidir. O zaman biz öğrencilerimizden hangisinin olmasını istiyoruz? Çekingen kişi mi, saldırgan kişi mi, yoksa atılgan kişi mi? Tabii ki de atılgan kişi olmasını istiyoruz. Bu dersimizde de özellikle basamaklar olarak işledik, örnek olay da işledik. Neler yapmamız, özellikle hayır diyebilmek konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları dikkat edersek biz istediğimiz kişi, yani atılgan kişi olabiliriz. Evet, olabiliriz. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde atılganlık üzerine konuştuk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.